Yüksek malumları olduğu üzere tarafınızdan atanan ve kamunun çeşitli üst düzey görevlerinde bulunmuş 11 üyeden oluşan kurulumuz iki önemli görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. 2004 yılında tensiplerinize kurulmuş bulunan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, üst düzey kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerini, ihlal şikayetlerini incelemek ve sonucu yüksek makamınıza arz etmek, ikincisi ve daha önemlisi, etik kültürün ve davranış biçimlerinin vicdani bir muhasebe haline dönüşmesini sağlamaya çalışmaktadır. Etik ilkelerini bir yönetim biçimi haline dönüştürecek yerel yönetimler, ülkemizdeki yeni yönetim sisteminin en etkileyici yönlerinden biri olacaktır diye düşünmekteyim. Demokrasinin temel direklerinden biri olan kamu etiği, en güzel ve en etkili şekilde yerelde uygulanabilir. Halkla doğrudan temas halinde olan belediyelerimiz, iletişim teknolojisinden de yararlanarak hesap verebilirlik, şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık, adalet gibi etik ilkeleri hayata geçirmek suretiyle güçlü bir yerel yönetim sistemi oluşturabilir. Sayın Cumhurbaşkanım, kurulumuz önümüzdeki 2 yıllık dönemde Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yerel yönetimlerde etik düşünme ve uygulama davranışlarını yaygınlaştıran ve yerleştiren bir projeyi uygulamaya başlayacaktır. Yakın gelecekte yeni iddialar ve heyecanla Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak çalışmalara şahitlik edeceğimize, bunların etik bir anlayışla hayata geçirebileceğine inancımı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Ailelik kültürünü yaşamış ve yaşatmış geçmişimizin bugünkü evlatlarının aynı yaşam felsefesini ihya etmesi ona yakışan bir davranış olacaktır. Etik davranış ilkelerini özümsemiş ve bunu icraatlarıyla desteklemiş bir yerel yönetim anlayışı, vatandaşımızda güven duygusunu çoğaltacak ve bu durum yönetici kimliklerine de olumlu yansıyacaktır. Etik konusu, takdir edersiniz, biraz da algı işidir. Güzel bir sözümüz vardır: şuyu vukuundan beterdir. Eğer etik açıdan belediye yönetimine yönelik algı bozulursa, bu sadece belediye başkanının ve onun siyasi kimliğinin algısını olumsuz etkilemekle kalmaz, ideolojik ve inanç kimliklerine kadar sirayet eder. Bu nedenle yanlış yapmamak yetmez. Yanlış yapmadığımızı vatandaşa anlatmak ve insanların bunu anlamasını sağlamak gerekir. Bu süreçte biz çalışmalarımızı Anadolu'nun tamamına yaymak, yerel yöneticilerimizle mahallinde buluşmak ve etik davranış ilkelerini yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönemde çok çalışacağız. Geçen dönem uygulamalara baktığımız zaman, kurulumuzun kamunun değişik kesimleriyle yaptığı çalışmalar sonucu önemli sonuçlar elde ettiğimizi görmekteyiz. Burada tapu idaresini tebrik etmek istiyorum. Gümrük idaresini tebrik etmek istiyorum. Tapuda ve gümrükte yıllar süren şikayetler, bir genel müdürün, bir teftiş kurulu başkanının olağanüstü gayretleriyle sonuç alabilmektedir. Bir belediye başkanının, zatenizin çok iyi bildiği bir belediye başkanının iyi bir kadroyla bölgesinde etiğe, etik anlayışa, etik uygulamaya zirve yaptırabileceğine yürekten inanmaktayız. Biz sizlerin de talimatlarıyla, destekleriyle başarılı olacağımızı ve Türkiye'yi, Türk yerel yönetimlerinin etik davranış içerisinde yüzen bir büyük başarı adası olacağına yürekten inanıyoruz. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı arz ediyorum.